Merhaba çocuklar. Bu hafta matematik dersimizde zihinden çıkarma işlemi konusunu işlemiştik. Zihinden çıkarma işlemini yaparken yapmamız gereken eğer iki basamaklı yani onun katı olan bir sayıyı üç basamaklı bir sayıdan çıkartıyorsak burada yapmamız gereken sadece onlar basamağında çıkarma işlemi yapmak, birler basamağını olduğu gibi alt kısma yazmak. Zaten sıfır çıkardığımızda hiçbir şey değişmeyecektir. Üç basamaklı bir sayıyla üç basamaklı bir yüzün katı olan bir sayıyı çıkarıyorsak da burada onlar ve birler basamağını çıkarmaya gerek yok. 72 sayısı olduğu gibi aşağı inecektir. Benim 500'lükten 200'lüğü çıkarmam yeterli gelecektir. 372. Bol örnekle bu konuyu daha iyi anlamanızı sağlayacağım. 735'ten 400 çıkarırken örneği inceliyoruz. 700'den 400 çıkardı. Yani 7 tane yüzlükten 4 tane yüzlüğü çıkardı. 300. 35'i hesaba hiç katmamıştı. Eksilen sayıdaki 35'i. 300 ile 35'i toplayarak tekrar birleştirdi ve 335 sayısına ulaştı. Biz de aynı şekilde 435'ten 200'ü çıkarabiliriz. Burada da 400'lükten 200 yani 400'den 200 çıkaracağım. Cevabı 200. Hesaba katmadığım 35 ile birleştiriyorum ve 235 sayısına ulaşıyorum. 926 sayısından 300 çıkaracağım. Önce 900'den 300'ü çıkarmam gerekiyor. 600 yapar. 600 ile 26'yı topladığımda ise 626 sonucuna ulaşırım. Önce yüzlükler arasında işlem yapıyorum. Sonra hesaba katmadığım eksilenin onlar ve birler basamağındaki sayıları tekrar üzerine ekliyorum. 996'dan 600'ü çıkarmak için önce 900'den 600'ü çıkaracağım. 300. 300 ile 96'yı tekrar birleştireceğim. Yani toplayacağım. 396. 657'den 500 çıkarıyorum. Önce 600'den 500 çıkarmam gerek. 100 buluyorum. Hesaba katmadığım o baştaki eksilen sayıdaki 57'yi tekrar üzerine ekliyorum. 157. 758'den 300 çıkarmak istiyorum. 700'den önce 300'ü çıkarıyorum. 458 ile birleştiriyorum. 458. Bu kısımda bir öncekiyle benzer bir çalışma. Sadece alt alta yazılmış. Hiç birler ve onlar basamağının yanına bakmama gerek yok. Çünkü zaten çıkan sayı 0. Hani hiçbir şey değiştiremeyeceğim. 9'dan 9 çıkardım. 0 demek ki kalan 50. Buraya geldiğimde 365'ten bir yüzlük çıkarıyorum. 300'den 100 çıkardım. 200 o halde 265. 948'den 500 çıkarıyorum. 900'den 500'ü çıkartıp 48'e eklemem yeterli gelecek. 900'den 500 çıkardığımda 4 tane yüzlük kalır. 448 de burada var. 448. Burayı yanlış yazmış. Ben hemen düzeltiyorum. Evet, 448. 408'den 200'ü çıkaracağım. 4 yüzlükten 2 tane yüzlük çıkarıyorum. 208 de burada var. 208. 866'dan 700 çıkarmak istiyorum. 8 yüzlükten 7 yüzlük çıkarmam. Yani 800'den 700'ü çıkarmam yeterli gelecektir. 66 olduğu gibi kalacak. 166 burada cevabımız. Devam ediyorum. 272'den 100 çıkarırken 2 yüzlükten 1 yüzlüğünü alıyorum. 172 kalıyor. 971'den 400 çıkarıyorum. 9 yüzlükten 4 yüzlüğü çıkardığımda 5 yüzlük kalıyor. 571 olacak cevabım. 756'dan 300 çıkarırken 7 yüzlükten 3 yüzlük çıkarıyorum. 456 olarak sonucu buluyorum. 324'ten 300 çıkarırken 300'den 300 çıktı 0. 24'üm kaldı sadece. Cevabım 24. 883'ten 600 çıkarırken 8 yüzlükten 6 yüzlük çıkarıyorum. 283 daha vardı. 283. Çalışma bu şekilde devam ediyor. Bu konuda çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Zaten çıkarma işlemini biliyoruz. Çıkarma işleminin zihinden yapılma hali de bu şekilde devam ediyor. Diğer örneklere baktığımızda 934'ten 300 çıkarmak istiyorum. 900'den 300'ü çıkarıyorum. 600. 34 de burada var. 634 eşleştirmesini yapalım. 865'ten 400 çıkarırken önce 8 tane yüzlükten yani 800'den 400 çıkarıyorum. 400 kalır. 65'i tekrar üstüne ekliyorum. 465. Bununla karşılığı burada. 818'den 800 çıkardığımda 8 yüzlükten 8 yüzlük çıktığında 0 kalır. Burada 18 elimde kalan sayı. 712'den 200 çıkarıyorum. 7 yüzlükten 2 yüzlük çıktı. 512 burada var. 512. 681'den 600 çıkardığımda yüzler basamağındaki 6 yüzlük buradaki 6 yüzlükten 6 yüzlükten 6 yüzlük çıkardığımda 0 yüzlük kalıyor. 81 sayısı bizim farkımız oluyor.
Burada çıkarma işlemleri zihinden değil, ödev kısmına geçtik. Bu ödev kısmında sizler yapmıştınız. Biz bu şekilde devam ediyoruz. Çıkarma işlemlerinin sonuçlarını burada bulmamızı istiyor. Eğer zihinden çıkarma ile ilgili olan kısım varsa yapacağız. Evet, burası. Tabloları nasıl yaptığımız çok önemli bizim için. Geçmiş yıllarda öğrenmiştik. 883'ten 100 çıkararak buraya yazmam gerekiyor. 783. Buraya geldiğimde 783'ten 200 değil. Yine en başa gidiyorum. Bu benim cevabım. Bunu hesaba katamam 783'ü. 883'ten 200 çıkarırken 8 tane yüzlükten 2 yüzlük çıkarıyorum. 6 yüzlük, yani 683 de burada vardı. 683. 883'ten 300 çıkararak buraya yazacağım. Dediğim gibi 683'ten 300 değil, en baştaki bizim eksilen sayımızı bulmamız gerekiyor. 883'ten 300 çıkardığımda da 583 sayısına ulaşacağım. Mesela rastgele bir yere gidelim. Burası olsun. Buradaki sayıyı bulmak için benim en tepede 200'üm var. Yani çıkan sayım, eksilen sayım 994. 900'lükten 200'lük çıkardım. 794 sayısıyla da birleştirdim tekrar. 794. Buraya geldiğimde yine en üstteki ve en soldaki sayıları 758 ve 300'ü çıkaracağım. 700'lükten 300'lük çıktığında 458 olacak. Buraya geldiğimizde eksilen sayıları vermemiş bize. Sadece çıkan sayıyı vermiş. Bir sayıdan biz 400 çıkarıyoruz ve 165 kalıyor. Eksileni bulmak için biz toplama işlemi yaparız. Bunu biliyoruz. 400, 1 yüzlük ekledim 500, 65 ekledim 565 olmalı burada. 400 ile 89'un toplamı 489. 400 ile 293'ü yine zihinden toplamak istiyorum. 400'lük, 200'lük daha 600'lük, yani 693 var burada da, 693. 400 ile 328'i topladığımda 400, 300 daha 728. Evet, burada da 491 ile 400'ü topluyorum eksilerini bulmak için. 891. Evet, burada çıkarma işlemlerini yapıyorum. 518'den 500 çıktığında 18 kalacak. 746'dan 500 çıktığında 200'lük ve 46 var. 246. 809'dan 500'ü çıkardığımda 800'lükten 500'lük çıkıyor önce. 300'lük ve 9 var. 309 yapar. 887'den 500 çıktığında 387, 921'den 500 çıktığında ise 421 kalır. Burada bize çıkarma işleminde verilmeyen eksilenleri ve çıkanları nasıl bulacağımızı soruyor. İki tane örnek göstereceğim. Biraz önce söylemiştim. Eksileni bulurken biz toplama işlemi yaparız. Zaten düşünürsek de biz en büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz ve sonuç mutlaka en üstteki, yani büyük sayı dediğimiz sayıdan daha küçük olmak zorunda. Çünkü başka bir sayıyı ondan çıkardık. Yani burası cebimizdeki para, çıkan bizim harcadığımız para 1054 olarak farkta bizim kalan paramız. Başlangıçta cebimizdeki parayı bulmak için tabii ki toplamak zorundayız harcadığımızı ve cebimizde kalanı. Burada da harcadığımız parayı vermemiş. Bulmak için cebimizde kalanı eğer baştaki paramızdan çıkarırsak ne kadar harcadığımızı bulmuş oluruz. Yani eksilen sayıyı bulmak için ekleme ya da toplama, çıkan sayıyı bulmak için çıkarma yapacağız. 2109'da 1054'ü topladığımızda 3163 olarak eksilen sayıyı buluyoruz. 3945'ten 967'yi çıkaracağım. Burada da 2978 sayısına ulaşacağım. Başka bir deyimle de hani daha kısa bir yol gösterebilirim size. Eğer bir çıkarma işleminde verilmeyeni buluyorsanız, sayılar birbirine yakınsa onları toplayarak verilmeyeni bulun. Sayılar birbirinden uzaktaysa buradaki gibi, onları çıkararak verilmeyen bölümü, yani çıkanı bulabilirsiniz. Yakınsa topla buradaki gibi, eksilerini bul. Uzaksa çıkar, çıkanı bul. Bu da bir kısa yol.